Evet, Borsa İstanbul'un bugünkü kapanışa baktığımızda 80'ler yine görülmedi. Gün içinde bahsetmiş olduğumuz üst bant adeta bir set gibi direnç olarak karşımıza çıktı. Kapanış gene artı. Son 4 gündür devam eden bir ortalamaların üzerinde, hatta 5 gündür ortalamaların üzerinde giden bir hareket görüyoruz. Normal şartlarda bu bandın sıkıştığını düşünecek olursak, yani 80 bin lira gelmeden endeksin bir kar realizasyonu yaşaması ihtimali halihazırda şu an için mümkün. Burada kar satışı nereye kadar gelebilir? İsterseniz hemen kapanışa bakarak 79.250'yi dikkate alalım. 100 endekste 79.250. Düne göre zaten az bir artı ile kapanış var ama sonuç itibariyle haftalıklarda 78.900'ün üzerinde bir kapanış. Bunun anlamı 80 bin lira gitme isteği anlamındaydı. 79.500'lere kadar gelen bir hareket gördük ama bunun üzerine çıkmasının şu an için zor olduğunu söyleyebiliriz. Hatta yukarıda 79-78.500'ün üzerindeki hareketlerde 79-380.500 gibi ihtimal zuhur etmişti ama şu an için 79-200, 79-500 önemli direnç. Bu seviyelerin üzerine çıkması zor gibi gözüküyor. Bir kar realizasyonu için 79-630'un altındaki her hareketlilikte aslında 79'un altında 78-870 ve bu seviye altında da 78'lere doğru bir geri çekilme, bir kar realizasyonu mümkün olabilir. Bu durumda baktığımızda ortalamanın geçtiği, evet, daha önceki tepe seviyeli olan 78.600, 78'lere doğru bir kar realizasyonu beklenebilir. Haftalık tarafına baktığımızda, haftalıkta da gün ve gün bahsetmiş olduğumuz son 2 ayın, hatta son Mayıs ayından gelen bu hat, yeşil hattın geçilmesinin çok zor olduğundan bahsediyorduk. Zaten yatay banttan bahsediyoruz. Bu hareketin bir trend hareketi olmadığı, yukarı bir trend başlatacak güçlü olmadığını sık sık paylaşıyoruz. Tabii yarın da bu noktada oldukça önemli günlerden bir tanesi diyebiliriz. Bir kar realizasyonu olması noktasında önemli olacaktır diyoruz. Doların hareketi tabii burada önemli. Dolara tabii ki piyasa çok fazla tepki vermiyor ama sonuç itibariyle tekrar 3.09-3.10'lara doğru önümüzdeki hafta ortasında bir hareket başladığını düşünecek olursak yeni rekorlar önümüzdeki hafta da devam edebilir. Bu da Borsa İstanbul'un tekrar üst banttan orta banda, sonrasında da alt banda, hatta bu alt banda aşağı kıran bir hareket şeklinde satıcılı bir seyre girmesi normal olacaktır diyoruz. Tepeler birbirinin altında olduğu müddetçe görüldüğü üzere bu istek yeni dipler getirmeye aday olacaktır. Borsa İstanbul'la ilgili yorumumuz şimdilik bu kadar.